Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserini şerhinin Türkçe tercümesinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında namazın sıfatı bölümünü okuyoruz. 313 no'lu hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki: Dikkat edin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela ve inni nuhitu en akra'u Kur'ane rakiyan ev sacidan. İyi bilin ki ben rükû halinde ya da secde halinde Kur'an okumaktan men olundum. Fe emme rükû, rüküye gelince fe azzimu fihir Rab, orada Rabbi tazim edin. Ve emme sucud, secdeye gelince festehudu fi duayı, onda da duayla uğraşın. Fakaminu en yestecabe lekum, onda size icabet olunması, dualarınıza icap edilmesi umulur. Revahu Müslim. Tekrar okuyoruz. 313 no'lu hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, ben rükû ve secde halinde Kur'an okumaktan nehyolundum. Ama rükûda siz Rabbinizi tazim edin, secdeye gelince orada duaya çalışın. Zira dualarınızın kabulü gerekir. Bu hadis Müslim rivayet etmiştir. Hadis-i şerif bir mukadder suale cevap gibidir. Sanki rükûda, secdede biz ne yapacağız diye sorulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde cevap vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûda tazim nasıl yapılacağını bilfiil kendisi yaparak göstermiştir. Müslim'in bu babda Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet ettiği hadis, Şerh'in 455 no'lu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sübhane Rabbiyal Azim demeye başladı, diye rivayet etmiştir. Sadedinde bulunduğumuz hadis, rükû ve sucud halinde Kur'an okumanın memnu, yasak olduğuna delalet eder. Zahiren bakılırsa rükûda tesbih, secdede de dua etmenin vacip olduğunu gösterir. Nitekim İmam Ahmet bin Hanbel'le hadis imamlarından bir grup, bir cemaat mezhebi de budur. Cumhur ulemaya göre ise müstehaptır. Çünkü vacip olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı beceremeyene emrederdi. Rabbi tazim edin emri ancak bir defa tazimi icabet eder. Çünkü emri mutlak tekrar icabet etmez. Fakat Ebu Davud'un tahric ettiği İbn-i Mesud hadisi vardır ki onda tazim 3 defa yapılması emredilmiştir. 456 no'lu şerhin numaralı hadiste şöyle buyruluyor: Biriniz rükû etti mi 3 defa Sübhane Rabbiyal Azim desin. Bu onun en azıdır. Hadisi Tirmizi ile İbn-i Mace de rivayet etmiştir. Yalnız Ebu Davud bu hadiste irsal vardır demiştir. Buhari ve Tirmizi de aynı şeyi söylemişlerdir. Bu onun en azıdır denildiğine göre bundan, yani 3 defa Sübhane Rabbiyal Azim'den daha azı kafi gelmediği gözükür. Hadis-i şerifte secde halinde duanın meşru olduğuna delildir. Secdenin icabet yeri olduğunu da işaret vardır. Evet, bu hadisten de şöyle anlıyoruz ki rükû ve secde halinde Kur'an okunmayacağız. Rükûda Allah'a tazim ederek Sübhane Rabbiyal Azim gibi tesbih ve dualar söyleyeceğiz. Ama secdede de Sübhane Rabbiyal Ala diyoruz. Onun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de